Aziz kardeşlerim, dedim ya hazırlık onun adına bir şeyler konuşmak gerekiyor. Şimdi bugünden sayalım. 60 gün Ramazana var. Tam 8 hafta var. Öyle mi? 60 gün 2 ay 8 hafta var. Ben aynen sahabe gibi yapmanızı size tavsiye edeceğim. Size 8 tane bilinç adına mesaj vereceğim hepsini alın hayatınıza bir anda aktarın da demeyeceğim. Diyeceğim ki gelin şöyle bir şey yapalım. Recep-i Şerif'in şu ilk gününden başlayalım. Her hafta bir bilinci gündemimize alalım. Ve o bir bilinci kuşanma adına gayret verelim o konudaki eksiklerimizi tespit edelim muhasebe edelim ortaya koyalım ne var ne yok şunları bir dökelim ortaya giderme adına gayret gösterelim irademizi güçlendirelim nefsimizi bu manada biraz daha dizginleyelim bu manada birbirimize hayır adına teşviklerde bulunalım birbirimizi destekleyelim birbirimizin ellerinden tutalım ve inşallah her hafta bir bilinci hayatımıza taşıyarak ikinci haftaki bilinci alma adına heyecan içerisinde bekleyelim. Sahabenin anlayışı böyleydi değil mi? Hazreti Ömer kendi meclisinde okunan 500 kıtalık cahiliye şiirini ezbere biliyor. Hafızasına kurban olduğumuz hafızada sıkıntı yok. Ama aynı Ömer rivayetler muhtelif 12 yılda Bakara süresini ezberlediği söylenir. Ömer'in derdi ney? Ezber sorunu yok onun. Derdi aynı dert. Alayım onu bir içselleştireyim. Bir zihin dünyamdan kalp dünyama doğru götüreyim. Oradan hayatıma doğru aksattırayım. Aksatayım onları hayatımda yansıtayım. Sonra bir yeniyi öğrenelim. Onun için birçok sahabenin Kur'an anlayışına bakın. Onlar şunu diyecekler. Biz onar onar ayetleri ezberlerdik. Onar onar. On ayet alır onu ezberler onu hayatımıza geçirir. Bir on ayet daha alırdık. Bütün hepsinin aşağı yukarı hayatında bu çizgiyi görürsünüz. Aynısını yapalım. 8 hafta mı var Ramazan'a? 8 hafta var. Ben hepsini vereyim bilgi olarak dursun sizde. Ama siz her bir tanesini bir hafta üzerinde yoğunlaşma adına gayret gösterin. Allah şahit ben sözü size emanet ediyorum. Siz bilirsiniz ister almazsınız ister uygulamazsınız ister uygularsınız o tarafta görüşürüz. Bu buranın meselesi değil ama ben size emaneti emanet olarak veriyorum şimdi. 8 tane bilinç en başa ne almalıyız? Kim söyleyecek? En başa. En başa. İhlas mı? Kim dedi ihlas? Allah razı olsun. İhlas değil ama ona yakın. En başa alacağımız şey Bukhari'nin de sahihinde en başa aldığı hadistir. Niyettir. Niyet bilinci işin bidayetidir. Peki soru, sorun itiraz edin hocam ha yanlış. Niye iman değil de niyet? Çünkü orada o niyetle imanla alakalı bir şey. Bakın imanı dört katlı bir basamağa ayırıyorlar. Bir ağaca benzetiyorlar ulemamız. Ne diyorlar başta ne var? Marifet. Sonra tasdik sonra amel sonra ikrar bu ikisi yer değiştirebilir ulema bunda ihtilaf etmiş ama marifet işin bidayetidir o sahih bilgiyi elde etme de niyetle alakalı bir şeydir o bilgiyi o ilmi sahih bir biçimde halisane bir niyetle elde eden imana ulaşabilir. Yoksa dediğimiz gibi bilgiç olur o ayrı bir şey. Onun için Allah ondan ebeden razı olsun. İmam Bukhari sahihinde ilk bab bid'il vahidir. Vahyin başlangıcıdır. Normalde baba göre Hira'dan başlatmalı hadisleri ama en başa niyet hadisini almıştır. Ulema bunu irdeliyor. Niçin böyle? Çeşitli yorumlar var. Bir yorum da şudur. O hadisi oraya İmam Bukhari kendi için yazdı. Benim niyetim Resulullah'ın sözlerini sahih olanları bir kitapta toplamak. Ne kadar muvaffak olur ne kadar olmaz o Rabbimizin bileceği bir şey. Ama niyet böyle halisane niyetinin halisane olduğu da zaten 12 asırdır tasdiklenerek bugüne kadar gelmesinden belli. Siz bakmayın bugün ileri geri konuşulduklarına 12 asırdır böyleydi. 30 senedir farklı yerlerden iğnelemeli konuşmalar var o bizim gündemimiz değil. Ama 12 asırdır kimse onun için bir şey söyleyemedi ve söyleyemeyecekler de göreceksiniz. Birinci bilincimiz niyet bilinci. Neden? İşin bidayeti de onun için. Niyet dediğimiz şey o kadar önemli ki amelin salih amel gayrı salih amel olmasını belirleyen etken o. Verdiğim bir örnek vardı hatırlamamış olmanız lazım. Hesap defterini örnek vermiştim bir ara size. Bir iş yaptınız bir sıfır kondu. Melekler sıfırlıyor. Bir salih amel işlediniz sıfır zekat verdiniz infakta bulundunuz sıfır 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 defter ağzına kadar dolmuş yapılan işler Allah içinse melekler geliyor o sıfırın başına bir tane bir koyuyor o sıfırlar değer kazanıyor eğer Allah için değilse milyon tane sıfır olsa defterde bir anlamı var mı yok aleyhissalatü vesselam efendimiz nasıl tarif ediyordu bize bu meseleyi Tirmizi'de geçen bir hadis bazıları vadiler dolusu sevapla Allah'ın huzuruna geldiklerini zannederler Açılır defterler hiçbir şey yok. Boş. Neden? Soracak. Ya Rabbi hani? Hani benim yaptıklarım? Cevap verecek Rabbimiz. Benim için değildi. Sen falanca filanca desinler diye yaptın. Dediler. Aldın benden ne istiyorsun? İşte niyet bu kadar önemli. İnsanın akıbetiyle birebir alakadar. Öyle olunca en başa alacağımız mesele niyet. Hayır adına bir şeyler yapıyoruz. Mücahidiz. Kılıç elimizde coşmuşuz. Oradan oraya koşuyoruz. Paramız var Allah yolunda infak ettiğimizi söylüyoruz. İlim tahsil ettiğimizi söylüyoruz. Herkes sizi öyle zannediyor. Dirsek çürüttürüyorsunuz. Saçlar beyazlıyor. Gözler gidiyor. Bir sürü şey veriliyor. İnsanlar takdir ediyor. Teveccüh ediyor. Şu bu falan filan. Sorgula dostum. Sorgula ne kadarı Allah için ne kadarı başkası için. Eğer Allah'tan gayri bir şey varsa onun içinde varsa var ya senin alacağın koca bir sıfır. Allah muhafaza. Bir menkıbe anlatayım mı size? Anlatayım biz menkıbe medeniyetinin çocuklarıyız ama biz menkıbeleri uyumak için dinlemeyiz. Uyanmak için dinleriz. Menkıbeler yazılmak içindir tekrardan. Onun için bu manada menkıbelere önem veririz. Menkıbeler için bir kayda da söyleyeyim öyle anlatayım. Menkıbelerde asla bakılmaz fasla bakılır. Ne demek bu? Yani şimdi ben bir menkıbe anlatacağım zatın biri diyeceğim. Buradan indikten sonra boğazıma yapışıp kim o zat diye sormayın bana. O zat yok bilmiyoruz. Anlatılıyor örnek olsun diye onun için aslından ziyade verdiği mesaj bizim için önemlidir. O mesaj üzerinde yoğunlaşırız. Diyor ki bizim menakıp kitaplarımızdan biri zatın biri 30 sene cemaate iştirak etmiş ve başkasının ensesini görmemiş. Ne demiş oldum? Hep birinci safta başkasının ensesini görmemiş. Bir gün olmuş geç kalmış namaza arkalara düşmüş namaz kılarken içine kurt düşmüş. Ya demiş herkes beni hep ilk safta gördü. Şimdi ben arkaya düştüm falanca bunu der filanca bunu der derken bunu konuştuğu anda eyvah demiş. Meğer ben şimdiye kadar namazı hep beni ilk safta görsünler diye kılmışım. Ve 30 yıllık namazını yeniden kaza etmiş. Böyle anlatıyorlar ama güzel bir mesajı var. Ne yaptın? Ne ettinse bir dön geriye doğru. Evet bunu yaptım. İnsanlar da alkışladı, taltif ettiler. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki İslam'a hizmet eden taltif görüyor. Eskiden gören İslam'a hizmet eden hakaret görüyordu. Ama şu anda biz Davut Aleyhisselam'ın, Süleyman Aleyhisselam'ın zamanını yaşıyoruz. İnanın ki hizmet eden şeref buluyor, hizmet eden alkışlanıyor, taltif görüyor. Bir şey yaptın, insanlar teveccüh etti. Dön dön nefsine gece baş başa kal Rabbin sen ve nefsin konuş evet bunu yaptım senin için miydi ya Rabbi yalan söyleyebilir misin orada ne varsa ibrenin kaydığı noktalar tespit et onları ve ibreyi çevir bu tarafa baktın ki bir yerde sıkıntı var o hastalığı giderme adına yaptığın şeyden bile bazen vazgeç vazgeç çünkü ibrenin ayarı ancak böyle doğru bir noktaya gelebilir. O kadar hassas bir şey ki bu yani bunun üzerinde saatlerce konuşmak lazım ama başka şeyler de söyleyeceğim. Siz bu niyet meselesini niyet bilinci meselesinin üzerinde biraz durun. Durun ki işin bidayetinde bir hafta Recep'in birinden başlayarak yedisinin akşamına kadar sorgulayın sorgulayın namazlarınızı niyazlarınızı oruçlarınızı gerçi ulema şöyle bir güzel bir tespitte bulunur farzlarda farzların ikamesinde riya olmaz riya yapsan bile o sayılmaz onu yapsan ne borç senin zaten üstünde ötekiler nafileler meselesinde cihat meselesinde İslami mücadele meselesinde İslami hizmet meselesinde falanca hocaya yaranmak için mi Allah için mi Allah için mi filanca için mi tespiti kolay bunu yaptıktan sonra sen ona göre yürüyüşünü bir daha tanzim et. Ben şimdi niyet bilinci adına size mesajı veriyorum. Yazan yazsın. Niyet yapılan her işi atılan her adımı sadece ve sadece Allah için yapmaktır. Tekrar edeyim niyet yapılan her işi atılan her adımı sadece ve sadece Allah için yapmaktır. Allah'tan gayrı ne varsa kalbinden ve aklından at ki amellerin değer kazansın işin neticesinde karşılık bulasın. Birinci madde bu anlaşıldı değil mi? Tekrarımıza gerek yok.